Evet, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç konuğumuz. Efendim öncelikle hoş Merhabalar, geldiniz. İyi yayınlar, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Bugün size gündemdeki en önemli 3 tane konu başlığını soracağım ve bunlarla ilgili yorumlarınızı alacağım. İlk olarak Amerika'nın Güney Kıbrıs'ta eski bir Türk köyü olan Mari'de askeri üst kurmak için hazırlık yaptığını soracağım. Bu üssü de çok maksatlı kullanmayı hedefliyorlar. Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini genişletmek ve İsrail'in güvenliğini sağlamak bunlardan birkaçı. Türkiye bu konuyla ilgili herhangi bir aksiyon alır mı? Türkiye uzunca bir süredir zaten orada aslında vaziyet alıyor. Doğu Akdeniz meselesi konuşulduğundan bu tarafa zaten orada çok büyük bir gerilim yaşanıyor. Bugün emin olun İsrail mevzusunda da hatta Arap Baharı'ndan başlayarak, Arap Baharı'nın yapıldığı bakın bütün ülkelere bakın Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdir. Suriye de bunlardan bir tanesi oldu ki belki kilit taşı orasıydı. Türkiye orada bunun bir şekilde aslında o Akdeniz'le ilgili yapılan büyük projenin belki de önünü kesti. Şimdi İsrail 12 sene önce zannediyorum hem Gazze açıklarında hem de Levitan denen bir bölgede doğalgaz buldu biliyorsunuz büyük bir miktarda. Fakat bunu Avrupa'ya ulaştıramadı. Hatırlayalım. İsmet gibi böyle değişik projeler yaparak Akdeniz'in dibinden giderek Kıbrıs ve Yunanistan'a oradan Avrupa'ya ulaşmayı istediler. Ama bu çok uçuk hayali bir projeydi. Hatta tabii Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminden başlayarak Türkiye ile bir orta yol nasıl bulunabilir? Pazarlıkları hep ola geldi. Ama o Akdeniz üzerinden yapmaya çalıştıkları bütün projeler ellerinde kaldı. Onlar için tek çıkış kapısı var aslında Türkiye. Türkiye de bunu bildiği için bu konuda gayet sağlam ve net duruyor. Ve şunu görmemiz lazım. Bakın Arap Baharı dedik. İsrail'in bugün işte yaptığı dedik. Onun öncesinde Suriye meselesi hala çözülmemiş kritik bir konu. Bunların tamamının aslında merkezinde Doğu Akdeniz'deki o zengin karbon yatakları ve petrol var. Bu emin olun dünyanın önümüzdeki belki 100-150 yılına damgasını vuracak bir zenginlikten bahsediyoruz. Ve bugün aslında yaşanan şey tam da buradaki paylaşım kavgası. Türkiye Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülke olarak buradaki hakkımı ben yedirmeyeceğim dedi. Hatırlarsanız bazı çizdirdikleri projelerle bizi Antalya Körfezi'ne hapsetmeye kalktılar ki Türkiye bunu yırttı. Keza Libya ile yaptığı anlaşmayla bir başka oyunu bozdu. Şimdi Mısır'la aynı şekilde ilerleme kaydediyor. Bugün Suriye ile de yaptığı temasların bugün Esad'la masaya oturmayı istemesindeki bir sebep, bir taraftan bize teröristan denen o projeyi konuşuyoruz ama diğer taraftan Akdeniz'le ilgili yapılan aslında büyük projelerin, İsrail üzerinden emperyalistlerin burada yapmaya çalıştığı şeyin bir şekilde önünü kesmek ve bu bölgedeki bütün ülkelerin payını kardeşçe ve hakça almasını sağlamak. En başta da Türkiye'nin haklarını almak. Dolayısıyla bugün Kıbrıs üzerinde kurulan üslerin de, Akdeniz'e gönderilen uçak gemilerinin de, Yunanistan'a yapılan üslerin de bunların tamamını bir bütün olarak görmemiz lazım. Etrafımızı saran üslere baktığınız zaman zaten kimin ne yapmaya çalıştığı gayet açık ve ortada. Biz Akdeniz'deki hakkımızı ya alacağız ya alacağız. Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kardeş ülkemiz. Bunların haklarını ya müdafaa edeceğiz ya hepten kaybedeceğiz. Varlık ve yokluk meselesi. Hatırlarsanız buraya operasyon yapıldığı zaman Hulusi Akar'ın eski Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Ya ölürüz ya engelleriz dedi. Bu ölürüz dedi yani bunu göze alırız dedi. Dolayısıyla bu artık bıçağın kemiğe dayandığı yerdir. Uzunca bir zamandır sürünceme de gidiyor. Ama etrafımızda olan bütün hadiselerin Doğu Akdeniz'deki zenginlikle alakalı olduğunu bilmemiz gerekiyor. İsrail'i sadece arz-ı mevut hayallerine ulaşsınlar diye Amerika, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri desteklemiyorlar. Bunların tamamının altında alacakları büyük pay yatıyor. Bunu görmek lazım.